Merhaba arkadaşlar. Bu Skoyko'nun JK47 JK37 stili bir montu. Deri ve kumaş alaşımlardan oluşmuş. 4 mevsim bir mont tabii ki. Bazıları yaz için çok verimli bulmuyor. Çünkü hani havalandırma seviyesi yazlık montlar kadar iyi olmadığı söyleniyor. Cırt bantları var. Fermuarları var. Buralarında fermuarları var. İçi fileli yapılmış. Rahat nefes alabilmesini, yaz sürüşlerinde kolay kullanabilmenizi sağlayacaktır. Buralarında CE onaylı ve omuzlarında ve dirseklerinde CE onaylı korumalar var. Burasında belinize göre kapanabilmesi için cırt bantı var. Yan taraflarında körük mekanizması var. Çift cebi var. Şöyle açıp bir içine bakalım. İç tarafında yağmur geçirmez. Aynı zamanda hafif müflonumsu bir astarı var. Şurasında cırtlı bir cephi var. Aynı zamanda içi file dokulu. Bu içindeki astarı çıkartabiliyorsunuz. Yanları, şuraları da aynı zamanda körük mekanizmalı yapılmış, rahatlıkla üstünüze olsun diye. Aynı zamanda burada tokalı ve cırt bantlı sıkıştırma yerleri var. Sırtında hafif soft bir koruması var. Ondan sonra buradaki şeritler parlaktır. Trafikte görünürlüğünüzü sağlayacaktır. Parlayacak şeritler var. Onlar da trafikte görünmenizi sağlayacaktır. Kışlık montlar gerçekten önemli. Çünkü sizi soğuktan daha fazla koruyabilmek için yapılıyor. Rüzgar geçirmez. Yağmur geçirmez. Tabii yağmur geçirmez derken belli bir seviyeye kadar yağmur geçirmez. Ama yağmur geçirse de ondan sonra kuruması diğer montlara göre, bizim normal günlük hayatta kullandığımız montlara göre daha çabuk kuruyabilen özel bir yapısı oluyor. İçlerinde özellikle bir kat daha var. O katta yağmurdan sizi korumak için yapılmış astarıyla beraber isterseniz onu da şuradaki çıt çıtlarından söküp çıkartabilirsiniz. Yaz sürüşünde de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok fazla sıcakta bu montlara ekstra bir mont almanız gerekebilir. Bu gerçekten ucuz bir model. Şu anda bakayım bu kaç liralık bir model. Bu mesela Skoyko'nun 450 liralık bir model. 4 mevsim kullanılır mı? Evet, kışın belirli bir seviyeye kadar kullanılabilir bence. Yani benim görüşüm o, hissettirdiği bana o. Kışın belirli bir seviyeye kadar kullanılabilir ama çok aşırı soğuklarda, eksi 5 derecelerde, eksi 10 derecelerde eğer hani kaldığınız şehirde öyle bir hava şartı varsa onlara karşı çok koruyucu olacağını zannetmiyorum. Ama içine böyle rüzgar bariyerli Revit'in mesela işte ya da Dainese'in rüzgar bariyerli aynı zamanda yağmurdan koruyabilen bir termal içliğini alırsanız, termal içlikler bildiğiniz gibi sadece vücudu sıcak tutmak için kullanılıyor. Fakat Revit'in ve Dainese'in aynı zamanda rüzgardan koruyan termal içlikleri var. Onlardan bir tane alırsanız gerçekten iyi koruyacağına eminiz. Daha çok hani korumaları dizlikleriyle falan tanıyoruz. Ondan sonra montlarını da bilenler vardır zaten. Bu da yeni modellerden bir tanesi. Bunu isterseniz mağazamızdan sipariş edebilirsiniz. Ölçülerinizi biliyorsanız internetten de alabilirsiniz. Mağazamızdan sipariş etmeyin tabii ki. Mağazamızdan gelip alabilirsiniz. Ölçünüze tam oturuyor mu, üstünüze tam oturuyor mu? O çok önemli. Ha, üstünüze neden çok iyi oturması önemli? Şu açıdan. Kaza zamanında, kaza anında bu omuz ve dirsek korumalarının vücudunuzda çok bir anda yer değiştirmemesi lazım. O yüzden vücudunuza çok iyi oturması lazım ki kaza anında sizi düzgün yerlerden koruyabilsin. O korumalar veya o omuz korumaları yerinden kaymasın büyük olduğu için. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz Bostancı Kartal sokaktayız. Metronun ikinci çıkışından, metro ile gelmek isteyen olursa metronun ikinci çıkışındayız. Oradan da gelip bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Metronun çıkışından sol yapıp sonra tekrar Kartal Sokağı sapıyorsunuz. Hemen girişinde zaten biz varız. Hepinize iyi sürüşler.